Aldır. Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet Yörük, Ergenekon davası kapsamında 5 yıldır tutuklu bulunan eski rektör Fatih Hilmioğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Fatih Hilmioğlu derhal serbest bırakılmalıdır. Yörük, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dernek binasında yaptığı açıklamada siyasi iktidarın HSYK değişiklik tasarısı, anayasa değişiklik önerisiyle yürütmenin yargı üzerindeki baskısını daha da artırmak istediğini belirterek yargıyı tamamen bağımlı hale getirmeye çalıştığını kaydetti. Ergenekon, balyoz ve diğer iddialarla açılan davalarda gözaltı, uzun tutukluluk süreleri gibi uygulamaların son bulmasını istediklerini belirten ADD Edirne Şube Başkanı Yörük, Fatih Hilmioğlu başta olmak üzere haksızlığa uğrayan tüm tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz dedi. Fatih Hilmioğlu derhal serbest bırakılmalıdır. Önceki Malatya Üniversitesi Rektörü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu üyelerinden olan Sayın Profesör Doktor Fatih Hilmioğlu çalışmalarıyla bilim dünyasına önemli katkılar yapmış, rektörü olduğu üniversiteyi Türkiye'nin sayılı bilim yuvalarından biri haline getirmiş bir bilim insanıdır. 17 Nisan 2009 tarihinde tutuklanan Fatih Hilmioğlu 4 Haziran 2009'da cezaevinde hastalanarak hastaneye kaldırıldı ve yüz felci ile karaciğer fonksiyonlarında ciddi ve hayati tehlikeler oluşmasına rağmen tahliye talepleri reddedildi. Bu süre zarfında trafik kazasında oğlunu yitiren Hilmioğlu'nun hem sağlık hem de psikolojik durumu daha da kötüleşti. Ve son sağlık raporlarına göre karaciğerinde 3. bir kanser modülü bulundu. Sahte delillerle yargılamalar yapan ve uzun tutukluluk süresini cezaya dönüştüren adalet sistemi İlhan Selçuk, Türkan Saylan, Uçkun Geray, Kudüs'ü Okur gibi yurtseverlerin ölümlerini hızlandırmıştır. Gerçek teröristler Havur'da törenlerle karşılanıp serbest bırakılırken Atatürkçü bilim adamlarını, siyasetçileri, gazetecileri ve subayları tutuklayan yargı bugün Türkiye'nin tartışma konusu haline gelmiştir. Kuvvetler ayrılığı ilkesi çerçevesinde yargı bağımsızlığını ve yargıç güvencesini sağlayan toplumun yargıya güvenini yeniden sağlamaya dönük yasal değişiklikler yapmak gerekirken siyasi iktidarın paralel yapılanma adını verdiği yasa dışı yapılanmayı tasfiye etmek amacıyla yargıyı daha da siyasallaştıracak adımlar atması kabullenilemez. Siyasi iktidar bugün gerek HSYK değişiklik tasarısıyla gerekse anayasa değişiklik önerisiyle yürütmenin yargı üzerindeki baskısını daha da arttırmak istemekte, yargıyı tamamen bağımlı hale getirmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda Ergenekon, balyoz ve diğer düzmece iddialarla açılan davalarda gözaltı, uzun tutukluluk süreleri gibi hukuk dışı, vicdana ve insan haklarına sığmayan uygulamaların acilen son bulmasını, Fatih Hilmioğlu başta olmak üzere haksızlığa uğrayan tüm tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını istiyor, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Sayın Hilmioğlu ve diğer yurtseverlerin haklarını sonuna kadar savunacağımızı kamuoyuna açıklıyoruz.